Panku'yu dinledikten sonra şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Birazdan Galatasaray ile ilgili de sıcak bilgiler var. Onları da sizlere paylaşacağız, aktaracağız ve hatta şöyle söyleyeyim, heyecanlandıracağız diyeyim. Orada noktayı koyayım. Doğru. Ama Kenan'a gidelim. Kenan Pamuk, merhabalar. Dün gece için tebrik ediyorum. İlk defa, çünkü Geri Rodriguez'in geceliğin İstanbul'da olacağı bilgisini canlı yayında sen bizlere açıkladın. Ve senin açıklamanla birlikte bu yolculukta saat aşağı yukarı 00:15-00:20 civarında nihayete ermiş oldu ve Geri Rodriguez İstanbul'a geldi. Komolli vardı yanında. Fenerbahçe'nin genç yöneticisi Selahattin Baki vardı ve karşıladılar onu. Daha sonrasında da sabahın erken vakitlerinden itibaren de sağlık kontrolü, bir takım çalışmalar yapıldı. Sen şu anda kamptasın. Şu ana kadar herhangi bir şekilde Geri Rodriguez kampa geldi mi? Birinci sorum bu. İkincisi, bu konuyla ilgili olarak bugün kamp açıklaması bekleniyordu. Açıklanmamasının, transferin açıklanmamasının sebebi Fenerbahçeli taraftarlar, çünkü çok fazla soru soruyorlar. Biraz endişelenmişler öyle tahmin ediyorum ki. Sana önce Geri Rodriguez'i soralım. Sevgili Ersin Düzen, sevgili Serkan Reçber. Aslında şöyle bir durum var. Öğle saatlerinde biz oyuncunun geleceğini öğrenmiştik ama maalesef bir türlü tam olarak teyit edemediğimiz için bu haberi daha da erken veremedik. Aslında tam olarak bu konuda biraz daha şanssız hissediyoruz. Belki daha da erken verebilirdik bu konudaki son dakikayı. Ama olsun, yine de olabildiğince erken TRT Spor ekranlarında sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi şunu söyleyelim. Aslında Fenerbahçe çok nadiren kap açıklamaları yapıyor. Sanırım 8 milyon avroydu. Bunun altındaki futbolcuları bildirmiyor. Ancak genelde bunu sitesinden açıklıyor, onu söyleyelim. Tabii taraftar gelmesine rağmen Rodriguez'in hala bu konudaki endişesi, özellikle bir kısım taraftarın dinmedi. Herhangi bir sorun yok, bunu söyleyelim. Yayına bağlanmadan yaklaşık olarak yarım saat önce biz de son güncellememizi yaptık. Oyuncuyla ilgili son durum ne dedik? Çünkü bugün gece geç saatlerde gelmesini bekliyorduk. Programda bir değişiklik var mı dedik. Hani videoda açıklanmadı, bir açıklama da yok. Programda bir ilerleme olabilir dendi. Hani çünkü Emre Belözoğlu mesela 10.30'da gelirken Altay Bayındır 4 civarında gelmişti gece saatlerinde. Ona rağmen o da sabah çalışmalara katılmıştı. İşlemler bazen uzun sürebiliyor. Özellikle bugünün tabii cuma olması nedeniyle de ve oyuncu işte uluslararası bir anlaşma olması nedeniyle bazen işlemler uzun sürebiliyor. Aslında sadece bununla alakalı bir prosedür. Rodriguez'in hala bu gece gelmesini bekliyoruz. Eğer ki bunda bir aksama olursa, yine zaten program devam ederken, yani gelişinde aksama olursa anlamında, program devam ederken oyuncu topuk yaylasına katılmayacak diyeceğiz. Rodriguez neden topuk yaylasına gelecek? Çünkü zaten takım yarın sabah çok az oyuncu antrenman yapacak. Geri kalan kısmı Boluspor maçında oynayacağı için onlar sabahı antrenman yapmadan geçirecekler. Ama Rodriguez en azından buraya gelsin, kısa bir sürede olsa havayı görsün ve sabah da özel program dahilinde bir antrenmanda olsa çalışsın diye buraya geliyor. Zaten hani bir hayli vakit kaybetti Fenerbahçe bu konuda, Rodriguez konusunda. En azından o da gelsin. Sonrasında Boluspor maçı olacak. Yine yarın 19'da tribünlerden o da takımı izleyecek, bunu söyleyelim. Rodriguez konusunda taraftarlar rahat olsun, hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir gecikme var. Bu gecikme de doğal bir gecikme, bunu söyleyebiliriz. Rodriguez artık Fenerbahçe'nin oyuncusu. Açıklanması da an meselesi. Bugün çok geç kalırsa hani belki açıklamayı yarına bırakırlar mı? Ben hala bu gece açıklanabilir diye bekliyorum ama biliyorsunuz bir de bu sosyal medyanın ve televizyonun da bir reyting zamanı var. Olabildiğince vurgulamak isterler. Olabildiğince yaptıkları transferleri paylaşmak ve bunun fazla etkileşim almasını isterler. O nedenle tabii ki sosyal medyanın da kendi aralarında yöneticilerle yapacağı fikir alışverişi sonucu bu açıklamada yapılacak. Onu da söyleyelim. Kenan, Gianluca Di Marzio, sen de biliyorsun, İtalyan gazeteci, az önce bir tweet attı 5-6 dakika önce. Elif Elmas ve Napoli arasındaki transferin nihayete erdiğine dair, transferin artık resmileşmeye yakın olduğunu söylüyor. Yani daha doğrusu aslında bitti demek istiyor. Bu konuyla ilgili olarak sende ekstradan bir bilgi var mı? Dün aslında kapsamlı bir şekilde konuşmuştuk ama herhalde öyle tahmin ediyorum ki bu anlaşma tamam ama sadece rakamsal boyutunu tahmin edebilmek ya da öngörebilmek, daha doğrusu kesin olarak bilebilmek pek mümkün değil. Tam
yayına bağlanırken, hani siz konuşurken o sırada bizim editörümüz Adem Öztürk bana onu göndermişti aslında mesaj olarak. Ben de tam bakamadım ayrıntılarına, İtalyancaydı. Hani bir tabii çeviri yapmamız lazım. Bakamadım ama Di Marzio kaynaklı o haberi gördüm. Yayından sonra onun da ayrıntılarına ulaşmaya çalışacağım. Gerçi bizim hani rejideki editör arkadaşlarımız da onun ayrıntılarına şu an ulaşıyorlardır. Ama şunu söyleyelim, aslında bu transfere dair herhangi bir zaten sıkıntı yoktu. Evet, yani Elif Elmas'ın işte sesim açık mı arkadaşlar? Reddetti. Kenan, özür diliyorum. Tabii 4.5G üzerinden yayın yaptığımız için sana benim sesim biraz geç ulaşıyor. Elif Elmas'ın Napoli'de olduğunu o ilan etmiş sosyal medya üzerinden. Evet, bu tabii henüz resmileşmedi ama Di Marzio'da İtalya kısmını özellikle çok iyi bilen bir gazeteci. Büyük ihtimalle bu iş zaten halloldu. Dün de söylemiştik, artık detaylar kaldı. Detaylar da halledilmiş olabilir şu saatlerde. Dediğimiz gibi güncellememizi yapacağız biz de. Çok net bir durum varsa, artık hani taraflar net olarak el sıkıştıysa, biz de hani bizim tarafımızdan bu durumu sizlere aktaracağız. Tabii şu an yayında olduğumuz için net bir şey söyleyemiyoruz. Ama bir sıkıntı olmadığı bizim tarafımızdaki son durumdu. Rakamı biz de bilmiyoruz. 15 milyonun üzerinde olduğunu biliyoruz. Bir de bonuslar olduğunu biliyoruz ama bakalım tam olarak rakamlar ne olacak onu da göreceğiz. Detaylarda Elif Elmas'la 5 yıllık bir anlaşma sağlanacağına dair görüşmeler vardı son olarak. Elif Elmas'ın da yaklaşık olarak 1 milyon avro civarında bir rakam alacağına dair bize haberler ulaşmıştı. Bakalım detaylara tam olarak biz de bu gece veya yarın ulaşmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi Elif demişken Napoli Başkanı, onun bir açıklaması vardı. İki tane şimdi grafik ekrana getireceğiz. Bir dünkü açıklaması. Bugün de bir İtalyan radyosuna konuştu. İlk açıklaması şuydu Laurentiis'in. Elif Elmas'la ciddi olarak ilgileniyoruz. Bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız demişti. Bugün bir İtalyan radyosuna da açıklama yaptı. O konuda da şöyle söyledi. Yine Elif soruldu. Elif Elmas'la ilgili, ben daha önce yaptığım açıklamada eğer alırsak dedim. Elif Elmas nerede? Eğer onu şu anda alırsak da kesin oynar diye bir şey yok. 3 hafta daha Di Mario'da kampta olacağız. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz şeklinde Napoli Başkanı Laurentiis'in açıklaması vardı. Pandev'in menajeri de bir açıklama yaptı. Yine Elif Elmas'la ilgili olarak o transferin bittiğini ve hatta Napoli'yi tebrik ettiğine dair. O hazır mı arkadaşlar? Öyle mi? Peki, yani o da aynı şekilde Elif Elmas'tan bahsederek, Elif Elmas'la ilgili olarak bayağı bir övgü dolu sözler söylemiş ve Napoli'yi bu transferden dolayı da tebrik ediyorum şeklinde bir demeci vardı. Şimdi değerlendireceğiz tabii ki Serkan Reşber'le birlikte. Bunun dışında bize detaylar ne aktarabilirsin? Transfer ve muhtemel transferlerle ilgili olarak Ndiaye ismi gündemde. Ndiaye konusunda Fenerbahçe'nin bir girişimi var mı gerçekten? Bu konuda senden bilgi almak istiyorum. Hala eski oyuncuların dışında başka oyuncularla ilgileniyor mu Fenerbahçe? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu arada kamp değerlendirmesi de yapacağız. Onu en sona bırakalım. Önce transferlerden devam edelim. Şimdi Ndiaye konusunda ben de bu durumu biraz soruşturdum. Çünkü bir hafta içinde aralıklarla bu gündeme geldi. İki tarafla da konuştum. Hem Ndiaye'nin yakınlarıyla konuştum, hem de Fenerbahçe tarafıyla konuştum. Şöyle söyleyelim. Ndiaye'nin tarafında Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Ben henüz düşünüyorum şeklinde bilgi aldım. Fenerbahçe ile konuştuğumda ise oyuncu bize önerildi. Bizim bu konuda şu an henüz bir tasarrufumuz yok. Listede hani biz transfer sürecimizi gerçekleştireceğiz. Ndiaye ile ilgili de ilerleyen günlerde Ersun Hoca'nın bir isteği olursa adım atabiliriz durumu vardı. Aslında şöyle zaten. Şimdi Ndiaye gibi ve bunun gibi birçok oyuncu, Türkiye piyasası olan, Türkiye pazarı olan birçok oyuncu ile ilgili bütün kulüpler tek tek soruşturuluyor. Menajer diyor ki ben yetkimi alayım, kulüplerle görüşmemi yapayım ve bununla ilgili de işte karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunalım. Aslında durum şu an bundan ibaret. Yani herhangi bir şu an dişe dokunur, büyük bir ilerleme sağlanmasına dair bir şey yok. Yani menajer oyuncunun şartlarını iletti. Oyuncuyu isterseniz bu şartlarda var dedi.
Kulüpte tamam teşekkürler, biz bakarız sonra size döneriz dedi. Aslında işin ayrıntısı bu. NDA ile ilgili şu an bir durum yok, onu söyleyelim. Aynı işte Galatasaray'da da konuşacaksınızdır. Başka isimler var, şimdi onları ben hani söylemeyeyim, arkadaşlarımın söyleyeceği isimleri. Onlarla ilgili de mesela işte Fenerbahçe'nin oyuncusu Galatasaray, Galatasaray'ın oyuncusu Fenerbahçe, özellikle Arap kulüplerinde bu birçok ve Türkiye'de geçmişte oynamış birçok oyuncu diğer kulüplere öneriliyor. Aslında durum bundan ibaret. Ciddi bir durum yok. Bunu söyleyelim. Onun dışında Kolarov durumu, Kolarov'la ilgili bir gelişme yok. Hala ihtimali hani geçmişe göre daha da azalmış gözüküyor. Ama bakalım Kolarov'la ilgili bir adım atılacak mı? Onu da göreceğiz. Herhangi bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe kulübü hala sessiz bir şekilde Kolarov'un bonservisini halletmesini bekliyor. Ve şu an bonservis bedeli ödemeyi de düşünmüyor şu şartlarda. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında Fenerbahçe'nin yeni kaleci aradığına dair haberler vardı. Birçok isim özellikle son bir haftada da çıktı. Bugün de çıktı. Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı olmadığını da söyleyelim. Şu an eldeki 3 isimle zaten devam ediliyor. Belki bunlardan biriyle yollar ayrılacak. İşte Harun var, Altay var, Berke var. Şöyle bir yani duyum da aldık diyelim. Böyle bir durum da olabilir. Hani çok da bunu şu an yüksek tondan dillendirmiyoruz ama Altay zaten kesin olarak Fenerbahçe'de oynayacak kalecilerden birisi. Berke'nin kiralık olarak gitme ihtimali vardı. Daha önce de bahsetmiştik. Bu durumda Berke'nin kiralık gitmemesi için eğer Berke kalırsa Harun'un da başka bir takıma gidebileceğine dair haberler aldık. Ama şu an dediğimiz gibi bu